Merhaba arkadaşlar, bugün çarşamba gündeyiz. Bugün okulum var. Yani haftada bir gün sadece çarşamba günleri var. 3-4 saat. Okul rol çekeceğim bugün. Geçen hafta başlamıştım ama ben fabrikada çalıştığım için gidememiştim. Bugün ikinci yüz yüze gün aslında. Öyle gideceğim, bakalım nasıl bir ortam var. Laptop götürmemiz gerekiyor. Öyle, bir okul rol olsun. Zoom diye böyle simsi yapıyoruz. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Evden çıktım, gidiyorum şimdi. Abi etraf bu şekil. Bakalım. Yürümek çok yavaş ya, bisiklete alışınca. Evet, erken geldiğin için kilitli ne yazık ki. Şimdi arkadaşı kaçak soktuk. Bakalım. İnsan görmek istemiş. All for MS for free. All for alcohol. We can manage our supervisor with free to discuss this suggestion. Eski okulumun önünden geçerken YouTube sayesinde tanıştığım insanlara yüzde tanıştım ilk defa. Burada bir hatıra videosu koymak istedik. Normal yapsın diyor, sen onu bozsun. Geri çekim yapalım. Yapmış gibi. Hızlı yapmış gibi. Artı yapamadım ki. Şimdi arkadaşlar, benim YouTube'dan tanıştığım insanların yanına geldim. Herkese selam Melbourne'den. Hayan bu işimiz. Size pencil diyor. Şimdi yemek yapıyoruz. Beef. Tam Türkçe konuşabiliriz. Abi Türkler izliyor. Sen niye İngilizce evet. Konuşuyorsun ki? Cidden beni tanıyan var demek ki ya. Bir 30-40 kişi var. Aynen. Abi 10 hepsi buraya gelmiş. Aynen. 10 adet 11 dolar. Doğru. Yani bunu 30 dakika max 40 dakika çalışıp alabilirsin. Yalnız içinde su kalsın. Ben yemek yapmayı çok seviyorum abi. Ya güzel, Hatay'dan şefimiz gelmiş. Öğrenci evi yapmışsınız siz ya, çok iyi. Burada ayda 40 dolar vererek iPhone 13 Pro alabiliyorsun. Hatta 38 dolar vererek S20 Ultra, S22 Ultra alabiliyorsun. Vodafone'da. Ama onun için vize gerekiyor işte. Biz almıyoruz. Ya sonuçta veriyorlar yani. Tabii tabii, vize o zaman... Veriyorlar. Benim kebap patronum Mustang aldı. Haftada 500 dolar veriyor. Haftada 500 dolar evet. Mustang. Evet. Ama işte o burada doğduğu için. Vatandaş olmak gerekiyor. Evet. İlk başım. Merhaba arkadaşlar. İlk defa kameraman buldum. Beni başkası çekiyor şu an ilk defa. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Bunlar yanmış ama. Yanmamış. İyi kızarmış abi. Lütfen. Arasında çok büyük fark var. Bu domuz at abi. Aynen domuz eti. Çok lezzetli abi. Ben de yemek yapamıyorum. Biraz zaten. Domuz, biraz da kanguru karışık. En iyisi. Ha, domuz olmasa yemiyoruz. Aynen. Bir kere yiyince müptelası oluyorsun. Arkadaş çok önemli. Bahçe şu an tabii. Şunu tutar mısın? Hepsini almaz. İki seferde mi çizecek? Ne yapalım? Alır mısın? Almayabilirim. Bir dene bakalım. Almaz mı? İçinde kalsın tencerenin. İçine atma onu. Atma ya. Bu pisli mi ya da anlattın mı? Koy içine.
Şimdi onun sosunu nasıl yapacaksın abi? Abi sosu yapılmış zaten. Hazır direkt içerisine koyuyorsun onu. Sonra kremayla beraber koyuyorsun. Bitiyor yani. Çok basit olmuyor. Sandık geliyor. Ben size içli köfte yapacağım abi. Hadi. Annen yapardı. İçli köfte, dövme. Hatay'ı buraya taşıyacağız. Tamam ya, her gün her akşam. İçli köfte yiyoruz. Hadi ya, evet. Şimdi yapalım, öğrenci evinde. Vallahi güzel olur, olur. Abi buradan aşağıya fırlatsa kimin kafasına gelir? Tamam. Aynen. Şimdi bunun hepsini koyuyorum abi. Bir şey söyleyeceğim, sen onu... Gel. Öyle mi? Senin yeri Türkiye'den git. Hani diyor ya, bunun tarifi şöyle bir şey. Bir bardak su tarif ediyor. Bu? Gereken malzemeler sürahi... Ben bunu kestim ya, yemek yaparken. Yok. Kapıya sıkıştırdım, arabayı kapattığı çalışırken. Burada mı? Evet. İşte herkes bu? Emekçi. Peki ya. Şuna bakalım, bu. Bu krema koyacağım. Aslında... İlk bunu koymalım abi, kaynatmam lazım. Onu bunun içine dökelim abi, çarkalayalım. Zaten içine dökelim. Çarkala. Abi yemin ederim mucuk ya. Mühendis. Alsana. Sen galiba mühendis, dördüncü sınıfsın. Mezun değilim. İşte mezun olsaydı... Tamam yeter. Sana malzeme çıkartıyoruz. Bayağı bir video ya. Bayağı bir montaj yapmam gibi. Bayağı kesmem lazım. Allah mükemmel oldu. Bunu satışa sunabiliriz artık. Polus'ta. Yeni bir malzeme. Altı içinde hala. Evet. Biraz daha koysana. Gözüme bir şey gör. Niye karıştı ya? Lan şimdi şunu çevirebilir misin? Tabii ki. Ne dedi? Maşaba mı? Çürçür. Maşaba var, burada da var. Ya bir olmuş ben de. Tam tam ayırıyorum. Maşaba geldi mi? Yes, aynen. I am so good chef. Lan bu niye çıkıyor ya? İsmail abi de orada yakınmaştı. İsmail küple uğraşıyor abi. Dört tane adam yemekle uğraşıyor. İsmail'in neden küple uğraştığını da söyler misin abi? Neden? Sen söyle. Bir tane kız arkadaşı var, ben anlatayım. Anlatayım. Demiş ki ben yapabiliyorum demiş. Şey kız. Ama yapmayı bilmiyorum. Ama yapmayı bilmiyorum demiş. İsmail de demiş ki ben yapabiliyorum demiş. İsmail aldı. De dün geceden beri bununla uğraşıyor. Ve okula gelmedi. Hala bununla uğraşıyor. Yani kız için bunları yapıyor. Evet. Yani yapmayı öğrenip kızı tavlayacak. Bu arkadaş alışkanlığından dolayı. Çok beğeneceğine kokuyor. Çok beğeneceğine gidiyor. İnşallah. Bugün ölmezsek. Evet, bugün MasterChef Avustralya öğrenci evindeyiz. Ama beğenirsen bu eli öpeceksin ha. Soner Bey miydi MasterChef'in şey? Tamam. Soner Bey. Çırak ver. Ben babamın elinden başka yere öpmem. Şu menüyü de çek. Menümüz tertemiz masaya koyduk. Bir tane burada var, iki tane de burada var. Hem bir tane yeter ya. Sen de bıçakla yer lan İsmail. Ne yemeyeceğim oğlum ben top. Ne yemeyeceğim bir yemeğe lazım bu bakan adamı. Tamam kader. Mükemmel oldu bence. Yedi mi sen de artık? Ben de ilk defa yedim. Lan tavuk dünyasında yemedin dedi. Tavuk dünyası. Yani yarın ölüp Avustralya'ya Türkiye'ye gitmem biraz sıkıntı olabilir. Bu Avustralya... Evet, doğru. Daha güzel geldi. Acıktık ya. Acıktık ya, güzel geliyor aslında. Evet. Ya, Guzman Gomez'de bedava yemek var. Nasıl oluyor? Uygulamayı biliyorsun. O kadar. Bir tane düğüm veriyorsan. Dur abi, dur. Daha bir tane tamam mı? Hani var ya, bu dediğim gibi Guzman'da bedava var dedi. Aynen. Anlıyor musun? Ben biliyorum Guzman'ı. Yedin, yedin. Şey, oradan alıyorum. Yedin mi hiç? Yedim de ben beğenemedim. Hangisini yedin? Şeyde kapta yedim. Patates. Bam. Ya. Boğmayacağım. Pilav olacak şimdi. No. Pilav olsun. Pilav yok muydu? Pilavım ben güzel değil. Ben yedim. Bu efsaneydi buna. Pilav. Şey aldı bana bu. Bunlardan bence ona böyle. Bir şey söyleyeceğim. Bir gün yedim. Yedim ya mükemmel. Hayır şey için. Ben kafayı yiyorum yani. Ben şeyi sevmiyorum. Sen abi. Bu domates atıyorlar ya. Ben o domatesin şeyini sevmiyorum. Ben de yer. Anlıyorum. Beni çok anlıyorum. Ben de yemekten değil, Allah Allah. Teşekkür ederim kardeşim, ben anladım. Sen daha bir şey almadın değil mi, ilaç falan eczacı? Hadi başlıyoruz. Tamam canım, geçelim. Sağ ol kardeşim, sağ olun. Şu an tadıyoruz. Aynen. Ama bu son ikiyi de kızartayım mı? Çok su vermedim ama güzel oldu. Ben beğendim ya, 8 veriyorum ben.
Burada 7'ye kadar yapıp seni 7.5. Batar mısın? Bugün de böyle olsun. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Uber'den dönüyorum. Uber o kadar kötüydü ki 2 saatte 30 daha yaptım neredeyse. Ben de dedim yapacağınız işi, o yüzden eve geldim. Bıraktım, yapmadım. Her gün yapacak dedim sonuçta. Artı 7 aydır hardcore çalıştığım için bayağı güvencem var. Neyse. Bugün gayet güzel bir gün oldu. Okuldan 2-3 tane benim YouTube'dan tanıyan arkadaşım vardı. Onun evine gittik. Hatta yolda da 7-8 tane eski okulumdan geçerken 7-8 tane arkadaş gördü beni. Önceden YouTube sayesinde bana yazan, cevap verdim falan. Yani bunlar gayet güzel bir şey. Sonuçta hepimiz gurbetteyiz. Gurbette gurbetçi yanında olmuş. O yüzden bunu da videoya koyacağım zaten. Fotoğraf çekindik falan. Öyle gayet güzel bir gündü. Bu kadar. Şimdi spor oynayacağım. Sonra biraz dolaşmaya çıkacağım. Öyle başka bir şey yapmayacağım bugün. Okul vlog ve arkadaş vlog olsun dedim bu videoda. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Şöyle kapatalım.